Değerli izleyiciler, şimdi kameralarımızı başkent Ankara'ya çevireceğiz. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün önemli bir konuğu var. Senegal Cumhurbaşkanı'nı konuk edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Az sonra da atlı birliklerin geçişinin ardından Senegal Cumhurbaşkanı'nı, konuk Cumhurbaşkanı'nı taşıyan araçla külliyenin ana giriş kapısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanmış olacak. Bu töreni de A Haber adına Rüya Akkuş takip ediyor. Sözü ona bırakacağız şimdi. Rüya. Banu Er, Senegal Cumhurbaşkanı'nı taşıyan araç yavaş yavaş Cumhurbaşkanlığı külliyesine yaklaştı. Az sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuğunu bizzat kendi karşılayacak. Akabinde ise her iki ülkenin milli marşlarını hep beraber dinleyeceğiz. Ve sonrasında Türkiye-Senegal ilişkilerine biraz daha detaylı bakmaya çalışacağız. Karşılama töreni boyunca şu an Senegal Cumhurbaşkanı taşıyan araç Cumhurbaşkanlığı külliyesinden içeriye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da araca doğru yaklaştı. Az sonra o beklenen karşılama töreni de başlamış olacak diyebiliriz. Senegal Cumhurbaşkanı'nın gelişi elbette ki önemli çünkü Türkiye'nin Afrika ile güçlendirmek istediği ilişkiler söz konusu ki şu zamana kadar 20'ye yakın ülkeyle Türkiye'nin doğrudan bir işbirliği içerisinde olduğunu ve bu süreçleri de geliştirmeye çalıştığını hesaba katacak olursak bu ziyaretle de bu açıdan değerlendirmekte fayda var. Özellikle Türkiye'nin varlığı, altyapı, inşaat, müteahhitlik hizmetleri diyelim hatta biz bunlara. Bunun yanı sıra biraz da enerji noktasında bazı beklentiler söz konusu, enerji işbirliği beklentileri söz konusu. Dolayısıyla liderlerin gündemindeki konulardan bir tanesinde bu olacağını söylemek mümkün. Şimdi liderler yerlerini aldı. Sırasıyla bizler her iki ülkenin milli marşlarını dinleyeceğiz ve sonrasında Senegal Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'deki ziyaretine biraz daha yakından bakacağız. Milli marşın ardından gelin isterseniz biraz da ticaret haciminden konuşalım. Çünkü 2023 yılında toplam ticaret hacmi iki ülke arasında 454,1 milyondu. 2024'e bakacak olursak da ilk 8 ayda 271,1 milyonluk bir ticaret hacmi söz konusu. Senegal'de 100'e yakın Türk şirketinin de olduğunu hesaba katacak olursak mevcut müteahhitlik projeleri oldukça yüksek, 2.7 milyar dolar değerinde ve bu yüzden de liderlerin yapacak olduğu görüşmelerde biraz daha bu işbirliklerinin arttırılması, bu konu ticarete dair verilen önemin daha detaylandırılması bekleniyor. Hatta şöyle karşılama heyetinde yer alan bakanlara bakacak olursak Mehmet Şimşek'in de burada bulunuyor olması biraz daha aslında yatırım odaklı, biraz daha hazineyi, maliye ilgilendiren konularında masada olacağını anlamayı kolaylaştırıyor. Diğer bir taraftan gıda konusu artık olduğunda her ülke için aslında Türkiye açısından
tarafından ilk gündem maddelerinden bir tanesini oluşuyor. Bu yüzden de Tarım ve Orman Bakanı da yine aynı şekilde karşılama heyetinde bizler görüyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elbette ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Aile Bakanı Maynur Özdemir'in de burada olduğunu söyleyelim sizlere. Genç bir Cumhurbaşkanı, Somali Cumhurbaşkanı. Bu görüşmelerde ele alınacak konular da bu açıdan oldukça önemli olacak. Ama aynı zamanda bu ziyaretleri Ankara kapsamında gibi düşünmeyelim. İstanbul'da bir iş forumu düzenlenecek yarın. Orada da Cevdet Yılmaz Somali Senegal Cumhurbaşkanı eşlik ediyor olacak. Türkçe selamladı. Merhaba asker dedi. Konuk Cumhurbaşkanım. Biraz geri gidecek olursak Cumhurbaşkanımız özellikle Afrika'daki ilişkilere büyük önem veren bir lider pozisyonunda. En son 21-22 Şubat 2022 tarihlerinde Senegal'e bir ziyareti olmuştu ve 24 Mart 2024 tarihinde de seçimler gerçekleştirilmiş. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Faye kazanmıştı. İşte Faye'nin ülkemize resmi ziyareti Senegal'le kazan kazan temelinde karşılıklı işbirliğine dayalı olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki dostane ve köklü ilişkiler de söz konusu ama yeni yönetime de bunun taşınabilmesi oldukça önemli. Bu açıdan da Faye'nin seçildikten sonra ülkemize gerçekleştirdiği ilk üst düzey ziyareti olduğunu da söyleyelim elbette. Şimdi biraz da Afrika konusundan bakmakta fayda var. Çünkü Senegal'le sınırlı değil Türkiye'nin Afrika açılımı. 2000'li yılların başında başlayan bir süreçten bahsediyoruz. 2013'te Afrika Ortaklık Programı'na dönüştürülmüş ve devamındaysa tüm kıtayla ilişkisi Türkiye'nin daha kurumsal bir hale getirilmişti. Bu zamana kadar birçok Afrika ülkesine eğitim ve ekipman desteği verdi Türkiye. Başta insansız hava araçları olmak üzere savunma sanayi ürünlerini tedarik etmeleri noktasında son birkaç yılda da enerjiyi de buna ekleyerek kapsamlı bir işbirliği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu açıdan dış politikası içerisinde konuyu biraz daha enerji alanına kaydırdığımızda Afrika Türkiye'nin radarına girmiş en önemli ülkelerden, kıtalardan bir tanesi oldu. Çünkü arda arka yapılan imzalar, arka arka yapılan anlaşmalar bu süreci biraz daha taşlandırdı diyebiliriz. Bu kapsamda 20'ye yakın Afrika ülkesiyle Türkiye'nin ilişkileri söz konusu. Bu arada keyifli bir sohbet olduğunu görüyoruz. Her ne kadar bulunduğumuz yerden duyamıyor olsak da bir yandan heyeti tanıştırıyorlar, bir yandan da keyifli bir tanışma, bir sohbet ortamı olduğunu söyleyelim. Ve devam edelim. Ne bekliyor Türkiye Afrika'dan ya da Afrika Türkiye'den ne bekliyor? Her iki sorunun da yanıtı bir diğeri kadar önemli aslında. Maden arama, petrol, doğalgaz işbirliği bunların temel hattını oluşturuyor. Ama en önemli hamleleri elbette ki Türkiye'nin Buruç Reis'i de yakın zamanda Somali'ye göndermiş olması ve orada sismik araştırmalara başlatmış olması. Dolayısıyla Türkiye bir petrol bulduğu takdirde bunu da üretme yetkisine sahip olacak. Bu da Türkiye'nin kendi enerji alanında yapmak istediklerinin ana hattını, temelini oluşturacak. Keyifli bir sohbet diyoruz ve maalesef bu sohbete çok uzak. Konuşulanları duymakta, anlamakta güçlük çekiyoruz. Türkiye'nin Afrika'daki varlığı elbette ki başka ülkelerde doğal yollardan bir rekabet ortamı oluşturduğunu söyleyelim. Amerika ve Çin'den bahsediyoruz elbette. Onlar da Afrika ülkeleri arasında kendilerine yer edinmek isteyen, yer kazanmak isteyen ülkeler. Burada Türkiye'nin varlığı onları da biraz daha zora düşürüyor. Ama tabii ki Türkiye'nin varlığı Amerika gibi, Çin gibi daha sözgeci bir anlayışla değil. Afrika halkının da kazanabileceği, Afrika halkının da kazanmasını öngören bir şekilde gerçekleşiyor. Bu yüzden de yapılacak adımlar, imzalanacak anlaşmalar ülke ilişkileri bakımından da oldukça kıymetli. Şu anda tanışma heyet takdim kısmı tamamlandı. Her iki lider merdivenlere doğru iliyorlar. Bir hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra da ikili akabinde heyetler arası görüşmeler için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden içeri geçecekler. Sonrasında ise bir basın toplantısı düzenlenecek. Ortak anlaşmaların altına imza atılıyor olacak. Az sonra da bu görüşmelerin başlayacağını söyleyelim. Yarın da Senegal Cumhurbaşkanı İstanbul'da olacak ve orada iş forumuna katılacak. Banu Alat kapılarda açıldı. Dediğimiz gibi bugün Afrika'nın da biraz daha geleceğini, Türkiye'nin de Afrika'daki varlığının konuşulacak olduğu önemli günlerden bir tanesi gözlerde gelecek olan, yapılacak olan basın açıklamasında olacak. Akkuş'a teşekkür ediyoruz.